Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü ya, beşeriyetinin doğum günü, hakikati öyle demiş. Demiş ki, Adem'in hamuru daha olmadan ben peygamberdim. Allah için mazi ve müstakbel yok ya, bizim için var. Ama zuhuratları dehr esmasına göre sıraya koymuş. Şimdi bizim de hakikatimizin zuhuruna vesile eylesin inşallah. Mevlüt Kandili, alem-i İslam'ın kusurunu affeylesin. İttihadına vesile eylesin. Hasreten nur talebeleri ve hizmetimizle alakadar olan kardeşlerimizin de Mevlüt Kandili'ni tebrik eder. Cenab-ı Hak ruh, kalp, akıl hakikatlarını Nur-u Muhammediye imtizaç eylesin inşallah. Şimdi bu akşam Mevlüt Kandili peygamberimizle alakalı. Ben biraz böyle bilinen, klasik, ülfet edilmiş şeylerde pek yürümek istemiyorum. Çünkü kendimden de tatmin olmuyorum. Simgelerin arkasında dolaşmayı çok seviyorum öyle. Şimdi biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi bak, şöyle bir düşünün, yaslanın. Tek tek yavaş konuşayım. Peygamberlik gelmemiş olsun. Peygamberlik hakikati yok. Din yok. Kitap yok. Beşer dünyasını bir hayal edin. Ben biraz tasvir edeyim. Ben insan olduğumu bilemeyecektim. Ben de insanlar. Çünkü hey sen insansın. İnsanlığımızı o kadar kaybettik ki insan olduğumuzu bilmiyoruz. Dinler geldiği halde buyuz. Ya gelmemiş olsa? Bak şimdi, bir kere insan olduğumuzu bilmeyecektik. İki, Avrupa filozoflarının Freud, Jung, onlar ki Hristiyan kültüründe büyüdükleri halde içimde diyor, benden farklı aklıma mukabil akıl, düşünceme mukabil düşünce var diyor. Bunların ne olduğunu çözemezsek insanoğluna mutluluk yoktur diyor. Ha? Bir, insan olduğumu bilmeyecektim. Resul başlayacağım abi. İnsan olduğumu bilmeyecektim. İki, içsel alemimi yorumlayamayacaktım. İçsel birbirine çelişen, çatışan celali ve cemal esmalar var. Merhamet var, gadab var. Faniye talibim, beka istiyorum. Çok tuhaf. Yani ölmek istemiyorum, fani. Ama acayip bir şey yani. Bir yüzüm tanesi yediriyor, 10 tokat vuruyor. Bu kadar azap çektiğimiz yerde gene burada kalmak istiyoruz. Acayip bir şey. Niye fani de beka istiyorum bilmeyecektim. Bilmiyorum. Dolayısıyla insanın en büyük meselesi kabir, peygamberler gelmemiş olsaydı izah edilemeyecekti. Çünkü fizik, matematik, kimya kabirden sonra gidemiyor. Matematikle çöz bakalım. Bu adam nereye gitti? Rahmetli babam bir hafta önce. Nereye gitti? Kimyaya göre nereye gitti? Kimyaya göre şu. Kimyaya göre söylüyorum. Yılan, çiyan, akreplerle yem olmaya gitti. Fiziğe göre bu beden donmuş enerjidir. Toplanan enerji pili paketi astığına dönüştürdü. Tamam. Biyolojiye göre astı hücrelere dönüştü. Başka? Felsefeye göre bilinmezler olduğu için, bilinmezler kuramı, felsefeye göre ölümden korkma diyor. Çünkü felsefenin babası söylüyor bunu. Ölüme bulduğu çareye bak, ölüm kork. Ölüm gelmeden önce azap yoktur diyor. Öldükten sonra da zaten azap yoktur. Önce korkma diyor. Çareye bak. Ölüm gelmeden önce ölmedin, korkma. Ölüm gelmemiş. Öldükten sonra da zaten öldün, zaten duymayacaksın. Öldükten sonra. Peki o ölüm anı ne olacak? Orayı es geçiyor.
Şimdi peygamberler gelmeseydi ben insan olduğumu bilemeyecektim. İçsel alemimdeki celali ve cemali zıtların alemini tanımlayamayacaktım. Alemimin, içsel alemimin gösterdiği hedefi beka, ebed, sonsuzluk bir anda her yerde ona malzeme bulamayacaktım, kıblesine koyamayacaktım, çıldıracaktım. En azından şimdi haşa, 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 yüz bin defa haşa, ahiret Allah haşa olmasa bile içsel alemin bir teselli buluyor. Sıkıntılarımı yorumluyorum, kefarettir diyorum, anlam katıyor hayatıma diyorum. Sıkıntı yoksa, hep mutlu olsak, böyle hayatta çekilmez ki. Hep mutlu olmak, hep azaba dönüşürdü. Hep mutlu olmak, mutluluk bilinmeyecekti. Mesela düşün, hiç karanlık yok. Ne olurdu? Hayat anlamını yitirirdi. Şimdi, insanı tanımlarken, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ondan sonra gireceğim. Şöyle diyor, kainat, şuraya ben gireyim mi? Şu mikrofonu gelecek mi Salih? O yastıktan kurtar bak şimdi. Size görsel yapacağım. Hep böyle konuştum ezber de. Sen de kamera bak şimdi. Bu Risale-i Nur gözüyle vesvese ve vehmi dalga ve parçacıkla izah ettik. Onu da izah ederim gittim bu gece ya. İstifade edeyim diye. Şöyle yapayım ben. Bak şimdi, insan kim? Şurayı Mehmet kardeş yazmış, C. Hak yazmış. Doğrusunu yazayım da ondan sonra. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Tamam mı abi? Şimdi bak, o kadar büyük nimet ki senin kim olduğunu anlayacak. Allah. Tamam. Bu da kainat. Ne yapmış? Zıtları cem etmiş. Celali cemali. Cehennem cennet. Gadab iddet muhabbet şefkat. Bütün bir sürü zıtlar kainatta. Doğru yanlış, hak batıl. Bize göre doğru yanlış. Zıtlar mı abi? Tamam mı? Zıt. Şimdi kainatı hak, batıl, doğru, yanlış, beyaz, karanlık vesaire. Bunların zıttı. Buna ne deniliyor biliyor musunuz? Vahdet denilir. Vahdet. Yani zıtlar dengede. Onları şöyle diyor. Zıtların dengesini kainatta bir tenasüp var, teavun var, tecavup var der. Dört tane. Ha, tesanut. Bak şurada. Zıtlar ama karanlık, aydınlık, hak, batın. Fakat kainat böyle bize baktığı zaman bazen alemimiz değişik böyle. Dünya hep olumsuz. Ötekisi de hep olumlu. Değil yani. Karmanın cemiyiz ya. Bu kainatı Allah öyle denge koydu ki hak batıla tesanüt etmiş. Şeytanın esması neydi? Mudil. Meleğin esması nur. Burada mülkte şeytan melek. Arkada öyle bir şey yok. Arkada esma ya. Hak esması. Yani Allah ona şeytan dedi de şeytan diyoruz. İşlevi var ya. Yani. İş yapıyor. Arkada öyle bir şey yok. Tamam bak şimdi. Zıtlar, tamam burayı anladık. O zıtlar ama bir bütün. Tesanüt, tecavüp birbirine cevap veriyor. Mesela hastalık alemimize farklı bir alem açtığı gibi sihat da farklı açıyor. Hep sihat olsa tek boyut olurdu. Melek gibi olurdu. Hep hastalık olsa şeytan gibi tek boyut olurdu. İkisi de olacak. Meleklik tarafımız, şeytanlık tarafımız. İşte bu şekilde cem olan ne melektir ne cinlerdir. Ben olan ben diyebilen yegane varlık insandır.
Allah'ın dışında yaratılan her şeyin cem hali insandır. Hatta Allah Celle Celaluhu Allah, ilim, irade, kudretiyle, sıfatıyla kainattadır. Zatıyla sıf insandadır. Böyle bir şey. Şimdi zıtların bütünlüğüne vahdet denilir. Bak. Şimdi seyret. Şimdi bu zıtları yaratmış Allah. Bu zıtların sahibine tevhid denilir. Allah'ın birliği diye ezberden söyleme. Yani zıtları yapmış ya sistemi. Onun sahibi arkasında. Tamam. Tevhid. Şimdi iyi dinleyin. Sen kimsin? Allah vücut sahibidir. Vücut. Zati sıfattır. Bu nedir? Mahluktur. Mahluktur diyor. Mevcuttur. Mevcut. Bu vücut. Bu zıtların bütünsel haline vahdet, seni anlatacağım şimdi. Bunun sahibine de tevhid. Ha, tevhid demek ki bundan sonra tahtayı unutmayacaksınız. Görsel %58'dir insan hafızasına kalıyor. İşitsel %17. Ha, zıtların sahibi tevhid. Şimdi Allah var iken bunları yarattı. Dedi ki ben öyle bir mahluk yaratayım ki bunu ona monta edeyim. Kocaman ağacı çekirdeğine. İnsan denilen bir mahluku yaratmış. Bu da mahluk. Vücut. Mevcut mahluk. Kim bu? İnsan denilen bu kainatı monta etmiş. Artı zatını sığmadım ben kainata, beni seven müminin kalbine sığdım. Sırrı insanı var insanda. Buraya monta etti mi 18 bin alemi? Bu vahdet insana monta edilirse sır vahdet denilir. Sır. O sırrı taşıyoruz bunu. Bu bütünselliği taşıyoruz. Yani 18 bin alemi insana monta edilirse külliyatta şöyle geçer. Sırrı vahdet ile. Yani bir yere cem olmuş. Misal verelim. Kocaman çınar ağacı çekirdeğinde. 18 bin alem insanda. Tamam. Artı Cenab-ı Hak bu zıtların sahibi olan Allah kendisini zatiyle İnsanda taayyum ve teşahhus etmiş. Sığmadım kainata, beni seven müminin kalbine. Allah zatı ile insanda, sıfatlarıyla kainatta. İlmi kelam itikadımız bu. Cenab-ı Hak 18 bin alemi yerleştirmiş. Artı kendi zatı ile insanda olunca bu tevhidin insandaki taayyunu ve teşahhusu şualar 9. sayfada. Sırrı tevhid denilir. Ha insan nasıl bir mahluk? 18 bin alimi almış. Artı Allah'ın zatını tayin ve teşahhus etmiş. Sen böyle bir kavşaksın. Bunun en cami, en üst seviyede mazhar olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onu konuşacağız. Bu. Üçün kavşağı, yani kavşak insan. İnsanı bir daha kainattaki zıtların 18 bin alem, celal, cemal, cennet, cehennem, hak, batıl, şeytan, melek, insanda sırrı tevhid, sırrı vahdet. Zatını da tecelli ettirdi, ayrıca kainatta olmayan tarafı. İnsan böyle bir mahluk. Tamam. Onu akıl vererek bunu idrak ettirdi, akıl. Şimdi bu sırrı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da en zirvede gözüküyor. Onu okuyacağız şimdi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ama onun hayatı üzerinde bizim hayatımıza aktarılmış. Yani şöyle ayna oraya aktardığı gibi. Şimdi burada soracağınız var mı? İnsan böyle bir kavşak. Tamam? Heh. Abi
zatıyla dediniz ya, orayı biraz açabilir misiniz? Zatıyla mesela diyelim, insanda şöyle misal vereyim, bugün vermiştim. Bir sırın var, sende duruyor. Biraz da sırın kalitesi düşük, eşine söylüyorsun. Dışarıya çıktık soğanın merkezinden. Bir sırrın da var, çoluk çocuğuna söyledin, akrabana. Bir sırrın da var ki herkese söylüyorsun. Ama bir sır var ki hiç kimseye demiyorsun, eşine de. Ha, Allah da diyor ki, herkesin bir sırrı var, benim de sırrım var. Ha, insan benim sırrımdır, ben de insanım. Onu anlatayım. İçeriye doğru giriyorum, bu misali duymuştun ama bu makamda izah edeyim. Şimdi ben bu masaya bütün organlarımı koydum. Bu benim karaciğerim. Benim. Şurada yapayım. Benim gömleğim. Benim atletim. Gir içeriye. Giriyorum. Ben diğer hep arkada. Benim vücudum. Benim aklım. Benim aklım bunu düşünemedi. Benim kalbim. Benim kalbim bunu sevemedi vallahi. Doğru söylüyor ama sevemedi kalbim. Benim ruhum. Ruhumu incitti ya. Benim ruhum. Ha, ben diyen ruh değil. Onun arkasındasın, tamam mı? O ben olan, ben yegane diyebilen insandır. Melek de diyemez, cin de diyemez. Benim ruhum diyen. Yegane, onlar benle kasıt ruhtur onlar. Ama benim gömleğim, benim vücudum, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum diyen o ben olan ben ene. Tamam mı? Mahluk değil bu. Ne var o? Berzahtır. Kabir gibi yani. Mesela şimdi vefat edenler ahirete gitmedi. Dünyada da değil, alemi berzah. Anne karnındaki çocuk, gaybda değil, vücutta da değil. Yani kaç yaşında? 9 aylık, 7 aylık diyor. Dünyaya geliyor, ne kadar bacın diyorsun? Bir günlük onu. 7 aylık, 9 aylıkta ne oldu? Sıfıra indi. Hem dünyada hem dünyada değil. Ha? Berzah deniliyor. Çekirdek gibi. Ha o ene, tamam mı? O eneyi anladın mı? Ben olan ben, her şeye sahip çıkıyor. Şimdi bu ene eğer aklını, kalbini, ruhunu istikamette kullanırsa o enenin üstü açılıyor. Açıldıkça kendine vücut rengini vermiyor. Kendine vücut rengini verme ademe düşersin, hiçliğini anlıyor. Usta diyor ki hiçliğimi anladım. Ne demektir o? O enede hiçliğini anladığını hiçbir tanımlama kalmıyor. İçi boş gibi. Bu sefer Cenab-ı Hak oraya zatıyla tecelli ediyor. O eneye. Bu eneye ne melek diyebiliyordu ne cin. Zaten şeytan diyemez. Yani kainatta da yok. Ene yok kainatta da. Sırf insanda bu var. Orada Allah, lügatını vermiyorum, taayyum ve teşahhus ediyor. Zuhur ediyor. O ene zaten mahluk değildi. Allah da zatıyla tecelli edince o orada mekansız mekan enede Allah taayyum ve teşahhus etti mi oradaki adı alaboranın adı sırrı insani. Bilmiyoruz. Ona sahibiz. Tamam. Ona sahibiz. Allah'ın zatının sırrına sahibiz. Öyle tın tın ediyor da öyle. Demek ki o öne her şey sahip çıkan benim vücut, benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum, o ben diyen ben, ruh mahluktur. Her masada hepsini ruha sahip çıktı mı? Bunlar hep mahluk. Vücudu var. Ruh mahluktur. Benim ruhum diyen sahip çıkan. O mahluk değil. Ha, o vücudu haricisi yok. Ama vacip değil haşa. Mahluk da değil. Berza. Şimdi onu fark etmek nispetinde üstü açılıyor. Battaniyenin üstü açıldığı gibi. Çekirdek ağaç olmaya başlıyor. Yani hiçliğini bildim diyor. Kendime vücut rengini vermedim diyor. Tamam. O zaman Allah zatı tecelli ediyor oraya. Taayyum ve teşahhus ediyor. O zatı enede taayyum ve teşahhus etti mi oradakinin adı, yani o enede Allah taayyum ve teşahhus ettiğin adı sırrı insani. Sır. Peki ne var o sırrı insanı? Bilsek zaten sır olmaz. Bilmiyoruz. Neyi bilmiyoruz ki? Ama vücudu. İşte en cami Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir aynadır. Aynı zamanda mirattır. Mirat. Mesela ayna lavaboya baktım. Saçımı düzeltiyorsun. Hürriyetini gösteriyor. Ama toprak da bir ayna.
kabak çekirdeğinin, elma çekirdeğinin, karpuz çekirdeğinin aynaya atıyorsun toprağa. Diyor ki göstereyim, içini göstereyim. Bu lavadaki ayna, ayam suretimi gösteriyor. Toprak aynası içini gösteriyor. Bir çekirdeği atıyorum, ağacı gösterdi. O ağacı, toprağa ne deniliyor? Mirat. İçini gösteren. Onun için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kafirler bakınca kendilerini görüyorlar. Celali tarafı ben. Ben bir aynayım diyor, herkes kendisini ben de seyreder diyor. Müslüman baktığı zaman mirat oluyor, inşa oluyor. İçini seyrediyor, kendi içini seyrediyor. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür dahi. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a girelim. Bunun en cami şahıs o. Buraya kadar sorusu olan var mı? Tamam. Şimdi girelim o en cami kim? Bismillahirrahmanirrahim. Yeniden başlıyoruz. Bunlar saymıyor. 326 lemalar. Belki merak eden varsa. 7. işaret. İşte bu tevhid-i hakikiyi. Bu tevhid-i hakiki. Bunu bildin mi? Başlıyor tevhid-i hakiki. Tevhid neydi? Zıtların cemi. Yani zıtların sahibi tevhid. Tevhid-i hakiki, bunu fark eden insan. Hakiki tevhid. Böyle Allah birdir değil bu. Yani zıtların sahibi olan bir. Yani tanımlama var. Tafsif var. Allah bir, nasıl bir? İkisi olmayan bir değil. Yani bu zıtların arkası, sahibi. Ha böyle bir. İşte bunu fark edince tevhid-i hakiki. En cami o mazhar. Allah'ı en çok o fark etmiş. Şimdi o olmadığını hayal et. Peygamberlik olmadığını hayal edin. Böyle bir şey miymişim ben? Yani bakın işkembe ve uşkurluktan başka neyim var? Eğer din yoksa bir insanda. Yer içer ürer. Başka nedir? Hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlam yükleyemez insana. Ettir o kadar. Hiçbir derdi yok. Din yoksa ettir ya. Ettir diyor. Artık anamdır, bacımdır, şudur, mukaddestir, vefadır, edeptir. Yok. Yani peki hadi yok o dünyada işe yaramadı. Ben fıtratım niye beka istiyor? Niye ebed istiyor? Din yok. Cevap ver Salih. Din yok. Niye ben beka istiyorum? Fani. Hatta şimdi bile ya. Adam bana diyor ki tamam ha hocam diyor Nurcu olmayanlar. Ya diyor ben dünyayı tamam ahirete iman ettim diyor. Gitmek istediğim halde o boşta otur. O boşta otur. Ha ver. Şimdi ben diyor ahirete iman ettim. Orayı buradan güzel olduğu halde gene burayı istiyorum diyor ya. Oysa başım dertten de kurtulmamış diyor. Ben nasıl bir mahlukum dedi ya. Buna ait bana bir şey ders yapsana diyor. Hakikaten bir, onun başım sıkıntıdan bir üzüm tanesi yediriyor. 10 tokat vuruyor. Canımız sıkılıyor. Gene ölmek istemiyoruz. Orası oysa ne mükemmel. Yani ben bir öyleyim bir öyleyim. Atmosfer bir insanım. Atmosfer asan. İkide bir değişiyor ya. Duygular değişiyor, fikirler değişiyor. Çok mutluydum. Bir fikir geliyor duman ediyor. Kısacası biz çekirdeğiz. Dolu çekirdeğiz. Tamam. Bir çekirdek uyanınca haberdir. Mutlu bir an mesela. Kötü bir haber gelince biz de uyanıyor. Onun içine giriyoruz. Cehennem olmuyor mu bize? Bak kardeşler. Bizde istidat çekirdeği var ya. Bir uyandığı zaman içimizde ya o. Uyanınca o biz onun içine giriyoruz. İçimin içine giriyorum. Mesela aşk. Muhabbet. Vefasızlık, vefa mesela. Hiç beklemediğim insandan bir vefasızlık oldu. Veya bir ihanet gördüm. Diyelim ki haşa namussuzluk gördün en yakınında. Senin o içsel, ulvi duyguların içindeydi ya. Uyandı değil mi? Feveran etti. Gadab mesela, öfke. İçimizde değil mi? Öfke uyanınca içimizde olan öfkenin içine giriyoruz. Artık ben çıktım öfke oldum. Öyle değil mi? İçimin içine giriyor. İnsan acayip bir şey. Aşık oldum. Artık Leyla olmuş. Hiç kimse hiçbir şey yok.
Bende değil miydi bu duygu? Daha önce olmadan önce, aşk olmadan önce bendeydi. Çok rahattım. Orada ateş duruyordu. Canlandırmadım, tamam mı? O aşk uyanınca ben neresine girdim? İçine girdim. Artık onun içindeyim. Sanki benim içimde değil. Benim içinde değil ki. O uyanınca ben onun içine giriyorum. Böyle bir mahlukuz. İçimin içine giriyorum. Mekan açılıyor. Ya. Tevhid-i hakiki. Yani ne demek tevhid-i hakiki? Zıtların cemi olduğunu fark etmen. Tevhid buydu. Zıtların sahibi. Sırrı tevhid olunca ben zıtların sahibi olan Allah'ın sırrına sahibim. Dolayısıyla şu kainat da bendedir zaten. Ha, niye sıkılıyorum? Sıkılacaksın. Dertlerin olacak, iyilikler de olacak. Bu büyük zatlarda dert olmamış değil. Gazali'de, Bediüzzaman Hazretleri'nde, Resulullah'ta sıkıntı. Sıkıntılarını ne zaman sıkıntı oldu? Sıkıntıyı sıkıntı yaparsan sıkıntı sıkıntı olur. Sıkıntılarını yönetemezsen altına ezilirsin. Duman eder, oklanın altındaki hamur gibi. Sıkıntıları yönettiğin zaman basamak oluyor. Hani derler ya her şey üst üste geldi, ha basamak oldu işte. Üst üste geldiği için çıkacaksın. Onu aleminde tanımlıyor. Biz sıkılmıyor muyuz? Ben sıkılmadım mı? Ulan 15 günden fazla hücrede yatmak kanuni yasak TC'de. 4 ay 20 gün tek başıma hücrede kaldım. Peki insan çıldırır da psikolojisi. Abi, 1,5 ay kitap vermedin. Şuydu buydu. Peki biz sıkıntıya düçar olmadık mı? Olduk. Onu yönetmeye çalıştım. Dur bakayım bu bana ne diyor? Susuz bıraktılar. Bu bana ne diyor? Kitap vermediler. Bu bana ne diyor? Ondan sonra Kur'an vermediler. 17 gün. O ezberlerimi vardı ya uzun süreler. Hep unutmuştum. Duman olmuştu. Hiçbir tanesi kalmamıştı. Zorlaya zorlaya. Yok da Kur'an. Zorlaya zorlaya. Zorlaya zorlaya. Hepsi geldi bu tarafa. İstisnasız hepsini bu tarafa getirdik. Çıktık hapisten, gene kendisi geçti öteye. Acayip bir şey ya. Yani? Yani, olay sıkıntı. Sıkıntı yönettiğin zaman seni basamak oluyor. Sana bir gözlük veriyor. Mesela sihat ve servet, İmam Ali diyor ki sana bir gözlük vermiş. Sağlıklı, servet, zenginsin. Bir gözlük. Ama hastalık ve fakirlik farklı bir gözlük veriyor. Vaa! Bununla tümsek aynayla, çukur ayna okumuşsunuz. Yani hastalık ayrı bir halet verdiği için o gözlük, sihat da ayrı bir gözlük. Fakirlik ayrı bir gözlük, zenginlik ayrı bir gözlük. Mesela bir misal söyleyeyim, iyi bilirsiniz. Gaflet de duymasınlar, o da bir nimet. Bu dersleri bilmeyen, risalelerden bilmeyen, ulvi şeyleri uyanmayan insanlar günah yapar. Ustad der ki ona, menüs bir lezzet var. Günahta, zinada, içkide menüs bir lezzet var. Nurcuların artık şansı yok, lezzet alamaz. Haram yapar, seyreder, eder ama yaparken elem alır. Çünkü vicdan uyandığı için ondan artık o günahtan menüs bir lezzet alamaz. Bitti o. O geçmiş olsun artık. Günah yaparsınız ama lezzet alamazsınız. Çünkü vicdan yakıyor. Yaparken yanarsın. O gaflet bitti. Üstü açıldı artık o. Böylelikle ahiretin ispatını görüyor musun? Bak bir daha söylüyorum. Günahı yaparsınız. Değil mi Ridvan? Günahı yaparsın. Evet yapabilirsin. Yaparken elem alıyorsun. Ötekiler lezzet alıyor. Niye lan? Menüs bir lezzet var diyor günahta aramda. Öyle mi Resul? Ama bizde uyandı artık. Vicdan bırakmıyor. Ben bugün bağırdım, özür diledim sonra. Bak gördün mü? O kadar. Yapamazsın. Yakar, duman eder. Mesela gece yatamıyor musunuz? Lütfen bir oturun yatağınıza. Bugünkü, bugüne bir geçin bakalım. Kime ne yaptım, ne de, nerede hata yaptım? He onu seyrettim ya. Onun kalbini kırdım. Hemen, bak bırakmıyor seni. Bırakmıyor. Nerede yaptın? Tamam. Çok tuhaf ya.
Sıkıntın var. Kalk yukarıya. Ne diyorsun sen? Sakın sıkıntınla savaşma. Allah Resulü diyor ki, o kadar acayip bir psikoloji ki, benim artık gözüm, ruhum psikoloji şey oldu, enfus böyle, herhalde fıtratım ona dönmüş. Diyor ki şu hadiste, Allah diyor sizi imtihan eder, bir mana söylüyor. O sizin imtihanınız devam eder. Ne zaman o kalkar, o imtihanınıza sebep olan sıkıntı dediğin şey var ya, bak hastalık ve şey, ondan ne zaman razı olursan o kalkar senden, çünkü imtihan olmaktan devre dışı olur artık. Başka verir. Eşinle mi imtihan oluyordu sıkıntı? Ha bu benim imtihanım dedim. Razı olduğumu kaldırır. Bu sefer sağlığından yapacak imtihan. Sağlığında, ekonomide yapacak, evladında yapacak. En iyisi buna alıştım, bu dursun. Ötekisine daha alışmak için gelse birkaç sene geçecek yani. Buna nasıl alıştın? Bunu yönetiyorsun ya. Anladın mı? Kalkmasını isteme. Onun için sabır istemeyin diyor. Musibet çoğalır. Sabır sıkıntıyla beraber geliyor. Ne güzel şeyler ya. Bu şey mi? Kutu mu zannediyorsun ya? Bütün alem sendedir diyor. Sende İmam Ali. Bütün alem sende dürülmüştür. Tevhid-i hakiki zıtların cemi olduğunu, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın tevhid sırrına mazhar olduğunu fark etme nispetinde insanda hakiki tevhid inkişaf ediyor. Tevhid-i hakiki. Sonra işte bu tevhid-i hakiki bütün meratibiyle İçsel alemin bütün meratibiyle en mükemmel bu surette ders veren, ispat eden, ilan eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti. Bu söylüyor. Bunlar hep o söylüyor bize. Bütün meratibiyle diyor ki, ey insan sen bu budur, bu da budur, bu bunun karşısındadır, bu bunun karşıtıdır. Böyle olur, böyle olmaz. Hepsini sana mertebeleriyle sana o söylüyor. Nedir o? Risalet. Risalet sistemdir, sistem. Sistemdir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a has değildir bu. En azami derecede peygamberlerde mazhar, herkeste felemsal felemsal, herkeste risalet mazhariyeti var. Mesela asıl imamları. O da risaletin gölgesinde. Vahiy seviyesinde değil. İlham seviyesinde. Sağ lisana mazar. Bir köye gittin, bir memlekete gittin. Dini anlatıyorsun. Allah Resulü sizin o neydi? Bir köye gidiyorduk ya efendim. Seymen'e gidiyorduk ya bir ara. Allah Resulü orada olsaydı ne yapardı? Dini anlatırdı. Tebliğin en büyük vazifesi. Allah Resulü'nün en büyük vazifesi neydi? Tebliğ. Biz de Seymen'e ders yaptık, bilmem ne yaptık. Ha, risaletin gölgesinde olduğun için oluyor. Biz varisiyiz. Subhaneke ya varis, talite ya varis, ecilne minen narib ya fike, ya Rahman. Varis ne demek? Allah Resulü'nün risaletine biz hamd ettik. Varisiz. Varis. Yani anne babanın malına, mülküne varis olduk, mülküne. Biz Resulullah'ın nesebine de değil, nesebine de değil, davasına varisiz. Davasını yüklenmişiz. Nesebi ise onların işi çok zor. Hem onu devam ettirecekler hem bunu yapacaklar. İki tane işleri var. Bizim tek. Sonra işte o bütün meratibiyle ders veren, ispat eden, ilan eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti. Bunu en cami o gözü, bütün meratibiyle. Elbette o tevhidin, şimdi hakiki tevhidi anladın mı abi? Resulün arkasındaki. Sen ha. Ha sen. Evet hocam. Bak şimdi bu insanı anladın değil mi? Evet hocam. Ha sen böylesin. Yani bütün kainat sende dürülmüş. Bütün sistem. Böyle bir kutu zannetme. Flash bellek, hard diskler, böyle cep telefonlarının kartları, bu kadar toz gibi değil mi? Evet. Ha. Ama bütün filmler orada, 300, 500, 1000 tane film var. Biz de böyle bir kartız. Flash bellek gibiyiz. Yüklemiş bütün alemi. Böyle bir mahlukuz. Biz buralı değiliz. Ha. Öyle demiş bir tanesi. Ya demiş, seni cennete almasalar,
kapıda demiş. Galiba Konevi Hazretleri'ne öyle demişler. Yani seni cennet, bizim böyle bir cennet derdimiz yok ki cehennem endişemiz olsun demiş. Tamam? Nereye talip? Allah'a talip. Şimdi dedi ya cennet hiç şey yapmıyor musun demiş. O zaten babamla memleketi. İnsan baba memleketini de mi talep eder diyor. Mesela sevmenlisin değil mi? Şimdi ben yolu sorarım, bilmem ne yaparım. Birisine gitmeyesin, yani tanımadığım birisine nasıl gideyim veya oraya senin gibi ama sen kolunu sallayarak gidersin. Daveti mi olacak babam memleketi? Biz zaten babam memleketi, garanti diyor. Davet mi olacak diyor. İnsan babam memleketine davetiye mi bekler diyor. Ben zaten öyle gideceğim de biz ona talip değiliz diyor. Adama bak ya. Oğlum nasıl inkişaf etmiş ya. İşte bunu en iyi bütün mertebesiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Risaleti bize ders vermiş. Demiş ki Risalet, sen şusun, fıtratın bu, alem bunun için yapılmış, bunun sahibi şu. Bize bizi anlatmış, bize bizi anlatmış. Sen insansın, öyle mi ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Sen insansın dedi. Yani peygamberlerin en büyük hasine insana insanlığını anlatmış. Sen insansın. Dinler olmasaydı insan olduğumu nereden bilecektim ki? O arkadaşlar yani bir düşünme. İnsan olduğumu ben nereden bilecektim ya? İnsanlıktan çıktığım halde. Peygamberler var, kitap var, insanlıktan çıkıyorum. İnsan olduğumu çok hatırlayamıyorum. Ya din olmasa ne olacak? Var da buyum. Risalet. Elbette o tevhidin katiyeti derecesinde sabit olmak lazım gelir. Allah varsa 18. sözde geçiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamber. Ne alakası var? Yani böyle bir güneş var. Güneş diyebilmeniz için şua vermesi gerekmiyor mu ışık? Düşünün ki ışık vermeyin güneş. Böyle güneş olur mu? Ona güneş denilir mi? Yıldız denilir. Allah var Halik değil. Allah var merhametli değil. Allah var ikramı yok. Böyle bir aşağıdan tersini söyleyince Tanrı olur mu? Olmaz. Ha, madem Allah var, madem güneş var, ışığı var, madem Allah var, merhametlidir, şefkatlidir, halk ediyor. Halk ettiğini tanımlayacak, yarattı bir tane en ufak bir telefonda bile, çamaşır makinesi bile kataloğu var. Böyle kullanın, böyle kullanmayın. İnsanın da kataloğu tabiri caizse Kur'an, tamam. Ona da ders veren Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Allah katiyetinde onu tanımlayan, onu bize anlatan, bizi onunla tanıştıran Risalet olması gerekiyor. O katiyette. Allah var, peygamber yok. Var da nereden bileceğim ki ben? Peygamber yok. Hayal et. Peygamberlik yok. Allah varmış. Yani ne demiş? Allah var ama varlığından haberdar etmiş. Ne güzel demiş. Ya Rabbi beni halk ettin. Yetmiyor. Bu iyilik okuyor. Beni halk ettin. Varlığından haberdar ettin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize iyiliğine Allah ile tanıştırdı bizi. Allah bizim dünyamızda neyse, ne kadar kıymetliyse Resulullah o kadar değerlidir. Çünkü Allah ile bizi tanıştırdı. Düşünebiliyor musunuz? Risale-i Nur'u bize tanıtan, ilk bizi getiren ne kadar mühim değil mi? Hiç unutabiliyor musun? Resulullah da bize ne iyilik yapmış? Peygamberler ne getirmiş? En büyük iyiliği nedir? Beni bana anlattı. Sen insansın dedi. Seni de gel sahibine tanıştırayım. Allah ile tanıştırdı. Daha bundan bu iyilikten ne olabilir ya? İyiliğe bak yani. Beni Allah ile tanıştırdı. Beni ona sevdirtti. Ve bana dedi ki bak tanıştırayım. O da tecelli etti. Sevdiğini bana ifade etti Cenab-ı Hak. Sevdiği işleri yaptırarak. Allah sevmese sevdiği işleri size nasip eder mi? Allah ile tanıştırdı ya. Ve bana dedi ki sen insansın. Allah. Yani insan insanla insanlaşır. İnsan insanla insanlaşır. İnsan insan yoksa insanlaşamaz. İnsan olduğunu kim söyleyecek sana ya? İnsan insanlarla insanlaşır. Yoksa hayvan olur. İnşallah da söylüyor bunu. Bunları bize anlatan meratipleriyle, dima budur, vicdan budur, kalp budur,
bu aşk, bu muhabbet, bu şefkat bütün meratipleriyle bize anlatan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani onun dini. Yani bize yaptığı iyilik, Allah ne kadar kıymetliyse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o kadar değerlidir. Çünkü bizi onunla tanıştırdı. Rabbim yarattı, halk etti, varlığından haberdar etti. Çünkü madem daire vücudun en büyük hakikati olan tevhidi, bak daire vücudun Resul, en büyük hakikati tevhiddir bunun. Ha, ne yapmış? Allah, bak Allah kim, biz kim ya? Ne alakası var? Allah ya, önü yok, sonu yok. Ona bize dost yaptı ya. Allah ile dost yaptı bizi. Tanıştırdı. Allah ile muhabbet ettirdi. Allah ile bize sohbet ettirdi. Kur'an okumak diyor, Allah ile sohbettir diyor. Allah ile görüşmek, yani görüşmek istedik, namaza çıkarttı bizi. Allah ile görüştüğümüzde delil nedir? Şu andaki ruhunuzdaki huzurdur. Şu andaki huzur şöyle, araladı Allah. Diyor ki, şu anda sizin kalbinizdeki şu anda surur var ya, rahatlık. Allah şöyle diyor sizin. Bak, razıyım ha sizde. Senden razıyım. Ama münafık gelse, tamamen içi cız eder. Ulan ne anlatıyor ya, Allah tanıtıyor ya. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sevdiriyor ya. Şu adama bak ya. Bu ne biçim ders ya? Tahtada ders mi oluyor ya? Bu adama bak ya. Cuma'ya çıktım. Kavuz var ya Resul. Şerifoğlu Camisi'ne. Adam bir tanesi zındık. Cuma'ya geliyor ama acayip. Öyle zıt. Tabii hutbeye çıktım. Cuma. Konumuz şu. Ben 10 dakika. Niye Allah var? Ulan Cuma'da niye Allah var olur mu? Ona fizikten, kimyadan, insandan falan, kainattan. Adam çıldırıyor. Ulan fizikçi mi, kimyacı mı? Çıkmış dışarıya havuza diyor ki, kim çıkarttı bunu diyor. Bunu kim çıkarttı diyor. Bize namaz anlatsın diyor çıkartan diyor. Böyle şeyler niye anlatıyor diyor bize. Ondan sonra namazı anlatsın, namazı hatırlatsın diyor. Kaç rekat kılın onlardan bahsetsin. Havuzana dedi ki, çok mu rahatsız oldun? Ya Allah'ın alemi insanlarda ortaya çıkmasına rahatsız. Peki niye söyledim? Bazıları o dersten zevk alırken bazıları niye çıldırıyor? He, münafıklık alametleri. Tamam. Dolayısıyla sizdeki şu andaki Allah'ın nimetini fark etmenizi istiyorum. Şu anda siz münafık değilsiniz. Niye değilsiniz? Münafık, münafık olduğunu bilir. Gaybi değildir o. Huzur var. Bir yere çalışmıyoruz. Girdiğimiz zaman sen kime çalışıyorsun dedi. Gizli. Doktor kontrolüne geçerken orada birisi var, güya kaydediyor. Nereye çalışıyorsunuz siz dedi. Bilmiyor musun dedi. 40 gün dedim bangır bangır söyledi ya televizyon. Bu adam falan yere çalışıyor. Bir de ben duymak isterim. Allah'a çalışıyoruz. Biz oraya çalışıyoruz. Ben var ya mahvedim falan diye. Hadi bir şey. Biz Allah'a çalışıyor. Bilmiyor musun? Bütün alem duydu. Sen mi bilmiyorsun? Allah. Oh. Koydun merkeze. Gerisi hikaye. Vele dalinami. Allah'a ekber ya. Allah hissettin içeride. Çocuk anasını emer gibi. Allah'tan zevk alıyorsun ya. Nasıl oluyor? Şu andaki huzur işte. Ben insanmışım ya. Bunu bilmek kadar büyük nimet ne olabilir ya? Ben insanım ya. İnsan insan olduğunu bilmiyor. Sonra yetmiyor, beni ustamla, sahibimle, kainatın patronuyla tanıştırıyor beni. Fesubhanallah. Ondan sonra nimetlerinden bahsediyor. Allah baş dönüyor, cennetten bahsediyor. Arştan kürsten bahsediyor. Fesubhanallah. İnşallah ya. Dünyada böyle ikram eden Allah, ahirete ne yapacaktı bize ya? İsa Aleyhisselam'ın bozulmuş İncil'inden söyleyeyim ayette. Size bir şey verdi ya şu anda huzur. Var değil mi? Rahatlık. Müjde baksın. Verdi değil mi şu anda? Bu numune astığı için diyor ki verilene verilecektir. Verilene verilecektir. Bu dünyada onu haz etmeyi, hissetmeyi, fikretmeyi
onunla tanışmayı Allah sana nasip etti mi Mehmet? Etti mi? Ha? Bu verildi. Ha, verilecektir. Aslı verilecektir. Verilene verilecektir. Kim bu? İsteyene verilecektir. Ama her isteyene verilmiyor. İste, ama verilenler isteyenler içindedir. Adam gibi isteyeceksin. Evet, çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam madem daire vücudun en büyük hakikati olan tevhidi bütün hakaiki ile o zat ders veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sanki masaya koydu böyle bedeni, bu karaciğer, bu böbrek, bu dala, bu ayak der gibi bu akıl, bu vicdan, bu kalp, bu ruh, bu sır, bu şu, hafiye, ahva bunları tek tek açtı sanki harita gibi. Bütün hakaiki ile o ders veriyor. Veriyor yani. He? Veriyor diyor, verdi demiyor. Evet. Veriyor. Veriyor. Yani vermiş de değil. Yani. Veriyor. Önceden veriyor. Yok, veriyor. Şu an veriyor. Şu anda veriyor. Nereye iman ettinizse onunla besleniyorsunuz. Cep telefonunda operatörlere bağlısınız. Turkcell, Telsin, bilmem, Avaya, Telekom vesaire. Cep telefonunuzda siz fatura verirseniz, iman etmişsiniz, ona bağlısınız, o da iman etmenin bedeli sizi tanımladı. Yani aktif. Görüşmeler yapıyorsunuz, sesli, görüntülü, yazılar gidiyor, gidiyor da gidiyor, resimler. Beni, bana iman mı ettiniz? Beni onayladınız. Ben de, benim üzerimde bütün dünyayla görüşebilirsiniz diyor. İmkanlarımı size sunuyorum. Ha, biz de Allah'a iman ettik mi? Allah'a iman etmenin şeyi Allah benimdir. Allah benim olursa Allah mülkü benimdir diyor. İkinci şua. Şimdi babanın çocuğu musun? Demeye gerek yok ki. Varisi sensin. Mülkü senindir. Yani tapu vermeye gerek yok. Ben ölürsem falancaya kalsın, oğluma kalacak. Zaten ona kalacak. Şimdi Allah benim mi? Herkes desin. Allah benimse bütün mülkü benim. Allah seninse bütün mülkü senindir gör. Böylelikle mülke ait aşk ve muhabbet, istek tatmin oluyor. Sonsuz istiyorum ya, sonsuz istiyorum. Doyar mı? Doymaz. Ancak Allah ile doyar. Toplumda ne derler? Senin gözün ancak toprakla doyar mı? İşte Allah'ı isteyen bir fıtrat aklıkla doyar mı? İşte elbette tevhidi ispat eden bütün burhanlar dolayısıyla onun risaletini ve vazifesinin hakkaniyetini ve davasının doğruluğunu dahi kati ispat eder denilebilir. Yani o zaman Allah ne kadar kıymetliyse Resulullah kadar değerli, Allah'ın delili peygamberin delili de oluyor. Peygamberin delili otomatik Allah'ın da delili oluyor. Çünkü niye? Beni tanımlaması lazım. Ya kardeşim adam geliyor, öksürüyorsun, doktora gidiyorsun, çok zor ameliyattan diyor ki doktor çok şükür iyi geçti diyor. Nasıl minnettar oluyoruz? Vay be. Bir ameliyat ya. Fani bir dünyamıza katkı sağladı. Ruhumuzu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam profesör, ordinalist profesör, doktor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim ruhumuzu ameliyat ediyor. Üzerini açıyor fıtratın. Bekayı gösteriyor. Bekayı sevdiriyor. Allah'ı sevdiriyor. Ameliyata bak. Profesör, ordinalis profesör, doktor. Adam yer çekimi kanununu buluyor. Adam elektrik kanununu buluyor, meşhur oluyor. Belirsizlik kanununu buluyor. Bilmese de yaşardık. Yani Amerika'yı keşfetmese de yaşardık zaten. Adamlar bir şey buluyorlar, meşhur oluyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ruhumuzda Allah'ı bulmuş. Fıtratımızın karşılığı olan cenneti bulmuş. İyiliğe bak. Ya. Bir doktorun ameliyatınız güzel geçti. Sen yakınısın babanın. Doktor bey ne oldu babam? Çok şükür, çok iyi geçti. Zor zannediyordum ama. Çok teşekkür ederim. Mesut oluyorsun. Bir hakikat sana geliyor, üzerindeki üstünü açıyor, bir ders, bir sohbet. Yani o doktordan az iş mi yapıyor?
üzerindeki battaniye. Kuyudaydı, merdiven koymuş. Uzattı, dürbün verdi sana. Ulaşamıyordun, el verdi sana. Nereye ulaştın? Sen sana ulaştın. Adam biz bu bedenini tamir ediyor, bu kadar minnettarlık ruhunu tamir ediyor ya. Ya. Çok şükür ya. Dolayısıyla onun risaletini ve vazifesinin hakkaniyetini ve davasının doğruluğunu dahi katı ispat eder denilir. Evet. Böyle binler hakaiki aliyeyi cem eden, yani Allah'lık hakikatıyla donatılmış olan insanın bu fıtratına haber veren Peygamber Aleyhisselam, ferdiyet ve vahdaniyeti hakkıyla keşfedip ders veren bir risalet, gayet katı bir surette o tevhid, o ferdiyeti muktezasıdır ve lazımıdır. Onlar onu herhalde isterler. He. Burada risalet ne yapmış bize? Dedi ki, risalet Cenab-ı Hakk'ın varlığını, bir de o varlığında bütün o 18 bin alemi bir yere cem etmiş, fert. Bize ferdiyet ismiyle bir şahsiyet vermiş. Nasıl ki Allah, şu Cenab-ı Hak bu kainata tasarruf vermiş. Kendisi tasarruf ediyor yani. Buna hükmediyor. Yeni gelenler tabii bunu daha önce konuştuğumuz için siz biraz şöyle kısaca diyeyim. Allah kainatı yarattı. Onun sahibi Allah. Onu insanı da cem etti kısacası. Şimdi Cenab-ı Hak bu kainata tasarruf ediyor ya. Ha, şimdi bende bu var. Bu kainat 18 bin alem, arş, kürs, cennet, cehennem, arş-ı azam, lef-i-mam, bir sürü isimler var. Bunu teke cem etmiş. Bu teke cem olma hali ferdiyet. Fert isminin tecellisi. Yetmiyor, tecelli etti. Nasıl ki tevhid, Cenab-ı Hak bu aleme tasarruf ediyorsa, 18 bin alem bende ya, ben de ferdiyet ismiyle 18 bin aleme içimde tasarruf ediyorum. Tasarruf yetkisi verilmiş. Ferdiyetin lügatı bak şöyle. Diyor ki, vahdetle bütün kainata birden tasarruf eden Allah. Tamam. Bir daha katayım, üşenmiyorum. Kainat, 18 bin alem, onun sahibi olan, nasıl böyle rahatlıkla tasarruf ediyor? Bu 18 bin alemi insana monte etmiş. O sırrı vahdet monte etmiş. Cenab-ı Hak 18 bin alemi sana monte ettim ama bunu tasarruf yetkisi vereceğim sana. Sırrı tevhidle sende bir fert ismin tecellisi olarak herkesin kulağı, gözü, ağzı, burnu aynı yerde ama hepimiz farklıyız. Farklı. Yani fert isminin herkese müstakil bir şahsiyet vermiş. Ve 18 bin alemine tasarruf yetkisi vermiş. Tasarruf ediyor. Alemimi değiştiriyor. Fert. Sırrı tevhid ile ben kendi alemimde işte bu yetkiyi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam anahtarlar vermiş bize. Besmeledir, tevhiddir, tefekkürdür, idraktır, hüşyardır, zihindir, taakkuldur. Bu sistemleri çalıştırarak alemlere mesela nasıl yapalım? Şimdi tefekkür nedir tefekkür? Zihinde yer açmaktır. Nasıl içinde yer açıyorsunuz? Şöyle diyeyim. Aşık olur. Herkesin ortak bilebileceği şeyde misal veriyorum. Veya arabayı çok seviyor. Abi içime girdi diyor. Uyuyamıyorum diyor. Nerede? Onun sevgisi veya bir gadab. Nasıl içerinde yer açmış? İçeride yer açmadım. Mekan açmadım. Mesela bir hayal. Hayal kuruyorsun. Oysa dünyada yaşıyorsun ama sokakta bakın şöyle dolaşıyorlar. Hem yürüyor ama nerede yürüdüğünü bilmiyor. Caddede görürsünüz. Nerede yaşıyor? İçinde açtığı mekanda. İçinin içine girmiş. Artık dışarıda değil. Şimdi aşk, muhabbet, huzuzat, gadab, hiddet, öfke vesaire. Hepsi içimizde ama
O uyanınca biz onun içine giriyoruz. İçimin içine giriyoruz. Arkadaşlar şunu anlatmaya çalışıyorum. Kutu gibiyiz ama o her bir his, her bir duygu bize mekan açılıyor. Yani mesela aşk gibi. Ooo içeride, orada yaşıyoruz artık. Sabahtan akşama leylimle oradasın. Arabadır, kariyerdir, efendim gadaptır, hiddettir, tersler hepsi. Yani insanın iç aleminde. İç alemi 18 bin alem ya, kutu gibi ama flaş bellek gibi. Oraya tasavvuf yetkisi sana fert ismini vermiş. Artık tasarruf ediyorsun. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti ne yapıyor? Risaleti Kur'an, Kur'an iniyor. Kur'an üçü aynıdır. Kainat, insan, Kur'an. Üçü aynı. Dolayısıyla geçişler yapılıyor. Burayı tanımlamak için Kur'an'a müracaat ediyorum. Kimisi sırf kalbi almış evlatla. Subhanallah, 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 subhanallah. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah işletiyor. Kimisi sırf bu ilimle. Kimisi akıl ve kalbi bütünleyerek, tefekkürle. Mekan açıyor içeride. Açınca ne oluyor? İçeriye geçiyorsun, şu kar oluyor. Dışarıda fırtına var, okyanus, kıyamet koparıyor. Sen gemiyi limana aldın. Tamam. Geliyor dalga ama o kadar. Tefekkür ehli sıkıntı olunca geçiyor arkaya. Gece oluyor, gündüz oluyor diyorlar, vuruyorlar, alıyorlar, kesiyorlar, hapsediyorlar, çıkartıyorlar. Adam içeride. Ne oldu diyor, bazen dışarıya çıkıyor. Bazen limandan gemisini dışarıya çıkarıyor. Ne oluyor diyor, balığı tutuyor tutuyor, fırtına geliyor giriyor, kaçıyor içeriye. Tefekkür böyledir. Adınız gibi söylüyorum size. Ne sıkıntınız olursa olsun, ne olursa olsun, tefekkür ehli sıkıntısını yöneten ehil demektir. Sıkıntısını yönetiyor. Sıkıntı olmaz değil. Olmasa nakıs olur. Sıkıntı olmasa o insan insan değildir. Peygamberlerde de, alem-i İslam'ın derdi de mi? Sıkıntısı hiç olmayan bilin ki taştır, tabir masadır. Derdi olmayan derdi kendisidir. Kainatta kadar derdi vardır. Derdi olmayan zaten insan değil. Kendisini bile dert edilmemiş. Ha, derdi, sıkıntı ne zaman olur? Sıkıntıyı sıkıntı yaparsan sıkıntı sıkıntı olur. Sıkıntıyı arkaya geçince tefekkürle onu yönetince olur basamak. Mesela bir misal. Hasta oldun. Yöneteceksin şimdi. Bir tane yönetmeden söylüyorum. Niye oldu ya, nasıl oldu, ne yapacağız ya, şimdi kefenleneceğiz, şey yapacağız, koronada olacağız, gideceğiz olan, yoğun bakımda, ondan sonra cenaze bile kılınmayacak, siyah böyle torbaya koyacaklar, şöyle basacaklar toprağa, karanlık, karanlık, karanlık değil mi? Beni siyah şeye basacaklar, kimse gelemeyecek, akrabam bile cenaze kılamayacak, ne olacak bilmiyorum, onlar nereden geldi, niye geldi, gözüküyor musun, bana kim bulaştırdı, bir yol bu. Şimdi ikinci yol. Bak tefekkür eyle. Elhamdülillah. Ya Resulallah nasılsınız dediler lemalarda. Elhamdülillahi ala külli hal sibel küfrü ve dala. Küfrü ve dalaletten harçer halime şükür olsun. Ya Resulallah şu oldu deyince ya Ebu Bekir diyor diken bile batsa otları diye mi? Müslümana kefaleti zünüptür. Günahına kefalettir. Makamını yüceltiyor. İkaz ilahidir. Hediye-i Rahmaniye'ymiş hastalık. Bak. Hastaların sayesinde sizin bildiklerinizi sayıyor. Hediye-i Rahmaniye'dir. Ötekisi ne diyordu? Nereden geldi, niye geldi, ne yapacağız ya? Siyah torbaya koyacaklar ve koronadan dolayı cenaze bile kılmayacak. Mezara gireceğim. Nerede? Hediye-i İlahi. Koronadan öldüm. Bak bu nasıl torbaya koyacaklar bu? Salgın hastalığı, taunla, veba ile çaresi olmayanla ölen şehittir diyor. Torbaya koyacaklar, şehit olacağım diyor. Tamam. Cenazeme gelmeyecekler, büyük zatlar, meleği ağladaki ruhaneler inecek diyor. Tamam. Görüyor musun şu tabelaya? İki tabela. Olayı nasıl yönetiyor? İkisi de hastanede. Kimisi geçmiş, bedeninden arkaya geçmiş, bedenine bakıyor. Beden, gömlek gibi değil ha.
şu binanın içindesiniz. Bina size nasıl? Bina benim duygularımı, isteyenimi, fikirlerimi gösteremez. Giyemez yani. Ben onu giyemem. Ben burada korunmak için buradayım. Yağmurdan, soğuktan, sıcaktan, yemek yiyeyim diye. Beden için diyor ki üstad, beden ruhun hanesi ve yuvasıdır. Elbisesi, atleti değildir. Ha? Atlet nedir biliyor musunuz? Atlet, gömlek, palto. Fikirler, düşünceler, hislerdir. Her düşündüğünüz şey size elbise giydiriyor. Seni unutmayın. Her his uyanır, içine girersiniz. İçinizde ama uyanınca içinizin içine girersiniz. Dünyanız. Peki güzel şeyler olursa ne olur? Güzel şeyler, tefekkürle. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Cennete gireceksin demiyor. Gelecek zaman değil bu. Gir cennetime. Gir. Adam peki cehennem, tersini düşün cehennem. O kadar dehşetli cehennem var ki, cehenneme girdik o duygunun intihar çıkış yolu olmuş. Arkadaşlar bir düşünün hele. Sıkıntıdan kurtulmak için ilaç olarak, çare olarak intiharsa, nasıl bir sıkıntıdır o? Çaresi intihar. Cehennem. Nereye girdi? İçinin içine girdi. Biz de elhamdülillah. Allah dünyada en bahtiyar insan kim biliyor musun? Jipi olan, yatı katı, atı olan değil. En bahtiyar insan Allah'ı ve ahiretle ümitli olandır. Huzur var mı kardeşim? Ekmeğini batır şeye, sirkeye, Allah Resulü gibi batır ye. Sirke yiyen bedende diyor, illet olmaz diyor Allah Resulü. Ha, bu arada da onu da Allah ve ahirette ümitli misin? Çok şükür. Daha ondan başka bir devlet olur mu? Biz, usta diyor ki, şu beden diyor, eskimiş yuvasından ruh alacak diyor, toprağa katacak, tam yuvasına yani şundan çıkacak, evini, eskimiş yuvasını koyacak mezarlığa, çekip içecek. Yatakta yapıyoruz ya, yatıyoruz. Oho! Göz kapalı, aydınlık hali. Bunun 70 kat daha ilerisi berzah. İnan vallahi. O kadar güzel ki. Şimdi karanlık tepecik, karanlık oda, karanlık kafa. Ama göz kapalı. Oho! Neler yapıyoruz, neler gördü, neler, neler de görecek. Neredesin? Burada mısın şimdi? Yatakta mısın? Oho! Neler yapıyorsun? Göz kapalı seyrediyorsun. Kulak bunu kullanmadan rüyada şeyler duyuyorsun. Bunu kullanmadan duyuyorsun. Bunu kullanmadan görüyorsun. Ayak kullanmadan yürüyorsun. Abi hayal. Hayalsa buna niye fatura çıkıyor? Terden soluyorsun, banyo yapıyorsun, keyifler yapıyorsun. Bak 40 mi? Vay, vahyin 40 cüzünden bir cüzü rüyada gelmiş Resulullah'a. Mesela bu şu serbest bölge, şu serbest, şu sistem bana ustad rüyada anlattı. Ustad da anlattı yani. Bunu akılla çözülecek şey mi yani? 706 sözlerde geçiyor. Tahayyül tasavvuf. Ben de dizerdim. Eskiler beni bilirler takip edenler. Tahayyül tasavvuf, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Bu itikat yukarıdaydı. Ustad dedi ki hayır bunlar mertebeli değil. Buradadır diyor. Üste koy diyor. Kafanın tepesidir. Bu serbesttir. 4 tane özelliği var. Vahiy buradan gelir diyor. Diğerleri böyledir. Tamam ben nasıl bilecektim yani? Nerede görüşecektik yani? Ama oho ya Ramazan burada mı Ramazan? Ramazan yok değil mi? Mesai'de. O bir tencere yemek borcu var. Getirdi abi sen yoktun. Eyvah öyle mi? Getirdi mi? Tamam. Niçin söylüyorum biliyor musun? Ötelerden gelen haber o. Ötelerden gelen. Ölmüş gitmiş yok olmuşsa nereden biliyor? Onun böyle böyle bir hadisesi var. Gidiyor ablasının rüyasına giriyor. Bana bir tencere yemek yap diyor. Sen ölmedin mi diyor. Ramazan'a gönder dedi. O bana gönderecek dedi. Bana gelmiş safsat soruyor. Abi diyor vefat eden ablama geliyor. Ben diyor canım istemişti seviyordum o fasulyalı içini barbunya var ya. He, benim canım çekti diyor ama kimseye diyemedim. Bunu nasıl duyduysa ahiretteki
Eşi öldü. O duyuyor. Ondan sonra ablasına diyor ki bana bir tencere bir yemek yap. Sen ölmedin mi? Ramazan'a gönder, bana gönderecek diyor. Bana saf saf diyor Ramazan, bu göndermek ne demek diyor. Ha benim tamam nefsim istedi diyor. Bu eşi ahirette bak kocasıyla alakadar dünyada yemeğini gönderiyor. Tamam da Ramazan bana gönderecek. Abi diyor gönder. O göndermek de burası dedim. Sen de o tencereyi de bize getirecek. Onun için dedim ya. Şu. Keyif aldığım şu. Öldüyse, yok oldu, hiç oldu, kayboldu, bizimle alakası yoksa kim, kime, nereden ne haber gönderiyor? Ve olaya mutabık. Zaman ve mekanda yok. Ya acayip bir şey ya. Kim, kime, nereden ne haberi gönderiyor? Bunun canı çektiğini bu yemeği eşi kabirden nereden biliyor? Oradan beri beni düşünüyor diyor ya. Çok tuhaf değil mi ya? Zaten işte bunlar anlatan dinimiz işte. Peygamber aleyhissalatü vesselam iyiliğine bak. Bak iyiliğine bak. Onun için ona birisi dil uzattı mı en azından sen elini çek onun malından. Resul'e demiş ya dilini uzatan Fransa'ya diyor malını al. En azından bunu yap diyor. Çünkü yarın yüzüne çıkma yüzümüz olsun. Bana böyle şey yaptıkları zaman sen ne yaptın? Senden dolayı almadım ya Resulallah. Ya demesi lazım. Ya. Şimdi şurayı da okuyayım keseceğim. İşte o vazifeyi tam tamına yerine getiren Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyet-i maneviyesinin derece-i emniyetine, yani bu iyiliğine bakın ya. Ne kadar emniyetli. Ne kadar bize iyilik yapmış. Allah olabilir. Ama haberim yoktu. Hani büyük zatlar demiş ki ya Rabbi beni halk ettin. Yetmiyor. Varlığından da haberdar ettin. Ha, Allah ile bizi tanıştırdı, sevdirdi. Bana insansın dedi. O zaman bu aleyhissalatü vesselamın alemimizdeki emniyetine bakın. İyiliğine bakın. Ne kadar iyilik yapmış ya. Ya sana bir ameliyat eden veya kuyudaydın, borç verdi veya bir derdine derman oldu. Ya bir sana iki cümle oldu da psikolojin düzeldi, hiç unutamıyorsun. Ya Resulullah, üzerimi açtı ya. Sahibimle tanıştırdı beni. Şunun derece-i emniyetine, ulviyetine ve bu kainatın bir güneşi olduğuna şehadet eden. Niye güneş? Her şeyi tanımlıyor. Güneş yok. Her çeşit farklılıklar karanlık örtecekti. Ama güneş olunca bu beyaz çiçek, bu kırmızı gül. Bu da bu. Güneşte tanımlıyoruz ya. Allah Resulü'nün manevi güneş içimize giriyor. Ha, bu budur, bu da budur. Yaptık ya. Bak bu şekilde öyle, bu şekilde öyle. Kabre nasıl baktırıyor? Bak kabre nasıl baktırıyor? Bak göstereyim size. Mektubat var mı? Mektubat, bir mektubat ver, bak. Bak, nasıl baktırıyor. Bir cümle, birkaç satır şey yok. Sen bana çabuk gel. Ha, tamam. O zaman kadar ben şey yapayım. Ulviyetine ve bu kainatın bir güneşi olduğuna şehadet eden pek çok delillerden, sebeplerden üç tanesini nümune olarak beyan ediyoruz. Şu en azından sıkıntına şöyle baksa. Dünya madem fanidir. Hem madem ömür kısadır. Hem dünya madem fanidir. Hem madem ömür kısadır. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem madem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır. Hem madem dünya sahipsiz değil,
hem madem şu misafirhane dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. Hem madem ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem la yükellifullah nefsen illa vusaha sırınca teklif-i malayı tak yoktur. La yükellifullah nefsen illa vusaha Allah seni neyle imtihan etmişse senin fıtratında ağır değil o. Sen onu tanımlayamadın. O mektubu okuyamadın. La yükellifullah nefsen illa vusaha sırınca teklif-i malayı tak yoktur. İnsana yüklenilen bir şey insanın kaldıramayacağı bir şey değildir. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müracaattır. Yani mesela ahirete iman ettik. Ne kaybımız oldu? Ne zararımız var ya? Oruç tuttuk. Ne zararımız var? Namaz kıldık. Ne zararımız var? Madem zararsız yol, iman etmedik kabire. Dünyamızı cehenneme çeviriyor. Zararsız yoldur iman etmek. Zararlı yola müracaattır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahiretini unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyevi için bozmasın. Malayani şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendisini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selamette kabir kapısını açıp saadet-i ebediye girsin. Haşiye, bu mademler içindir ki, şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum, emret vermiyorum, meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak taksiratımızı affeylesin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine mazhar eylesin. Amin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hatırına, Ya Rab senin yanındaki değeri kıymeti hatırına, alim İslam'a nusret ver Ya Rabbi. Amin. İttifak ver Ya Rabbi. Amin. Müslümanları affeyle Ya Rabbi. Amin. Bizi de affeyle Ya Rabbi. Amin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hürmetine Ya Rabbi. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. İştirak-ı amal-i uhreveden hissemizi ziyade eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kim bize dua ediyorsa, kime söz vermişsek, kimler bizi seviyorsa, kimlere biz seviyorsak, kimin hakları varsa, kim hizmet-i imaniye, Kur'an'ı zerre kadar maddi ve manevi hissesi varsa, onları iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi insi ve cinni şeytanların şerinden, semavi arz-ı afatlardan hıfz-ı emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, usul ve furularımızdan ahirete her kimler intikal etmişlerse, iştirak-ı amal-ı uhreviyeden hasıl olan maide-i Kur'an-ı sofradan hissesini ziyade eyle ya Rabbi. Mekanların cennet bahçesini bahçe eyle ya Rabbi. Bizim de arkamızdan böyle dua eden nesilleri nasip eyle ya Rabbi. Neler isteyeceğimizi, nerelerden sığınacağımızı bilmiyoruz. 124 bin peygamber, 124 milyon evliyanın istediklerini istiyoruz. Sığındıklarına da sığınıyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın veladeti gecesi hürmetine duamızı kabul eyle ya Rabbi. Bizi şehit olarak al ya Rabbel Alemin. Hizmet-i imaniye, Kur'an'ı da daim kayım sayım eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ölümün azabını bize tattırma ya Rabbi. Bizi teris eyle ya Rabbi. Bizi şehit eyle ya Rabbi. İştirak amali uhreviyeden hissemizi ziyade eyle ya Rabbi. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize kıbletullah nasip eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya Kadir-i Zülcelal, Ya Rahmanur Rahim. Amin. Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardin, Ya Haliki, Ya Haliki külli şey, gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemelatıyla, bütün mahlukatı bütün keyfiyetiyle tesir eden, kudretinin, iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle, matlubumuzu bize musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap. Ve bana ve bize ve ihvanımıza ve kardeşlerimize imani kamil hüsnatime ver.
Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hazreti Davut Aleyhisselam'a dağ demiri, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri tesir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musahhar kıl. Ve beni ve bizi ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerinden ve kabir azabından, cehennem ateşinden muhafaza eyle. Ve cennet-i firdevste mesut kıl. Amin, amin, amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimun hakim. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. Kur'an'dan ve Münacat-ı Nebevi olan Cevşin-i Kebir'den aldığım bu dersimi bir ibadet-i tefekkürü olarak Rabb-i Rahim'in dergahını arz etmekte kusur etmişsek, kusurumuzu affi için Kur'an'ı ve Cevşin-i Kebir'i şefaatçi ederek rahmetinden affını niyaz ediyoruz. Ya Rabbi, bu hakikatin de Risale-i Nur'u bizde şefaatçi yapıp işlediğimiz, bunu niye yaptın, bunu niye yapmadın, bunu niye söyledin, bunu niye söylemedin, itabına vesile olacak sorularından bizi muvaffak etmen ve affetmen için Risale-i Nur'u şefaatçi yapıyoruz. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun.